yakın. Ege Soley. Çünkü duyman gereken tek ses kendi sesin. Ege Soley 1983'te İstanbul'da doğdu. İtalyan Lisesi'nin ardından İngiltere, Canterbury'deki University of Kent Avrupa Politikası İtalyanca ve İspanyolca bölümlerinden mezun oldu. Üniversite öğretiminin Ardından Paris'e gitti ve 4 sene boyunca eş zamanlı olarak Pascal Matal'ın çiçek butiğinde çalışıp bir yandan da Ecole des Floristes de Paris'te çiçekçilik ve botanik eğitimi aldı. 2011'de İstanbul'a dönüp kendi adını taşıyan çiçek dükkanını açan Soley, 2015'te de sadece Türkiye'li kadınların ürettiği tasarım ürünlerinin satıldığı yavaş yaşam ve yavaş tasarım anlayışlarını destekleyen Slow Public'i kurdu. Sakin kitabıyla bizi her anın içinde gizli sakinlik adalarına davet eden Ege Soley şimdi de kendimize daha yakın hissetmenin yollarını açıyor bize. Dünyanın gürültüsünden, hayatın hızından uzun zamandır ihmal ettiğimiz kendi sesimizi duymak için. Sevgili arkadaşım, hepimiz bir diğerinin hikayesinin bir köşesi. Birbirini bir yerlerde mutlaka tamamlayan film kareleriyiz kendimize yaklaştıkça ben biraz uzaklaştıkça diğerleriyiz ve eğer tek bir sesin peşinden gideceksek hayatta bu sadece kendi sesimiz çünkü yazdığımız eninde sonunda kendi hikayemiz. 1 Sevgili arkadaşım. Aslında hiç böyle planlamamıştım ama belli ki bir süre daha buradayım. Bu evde, bu masanın başında, buralarda. Belli ki bir süre daha Kendimi sonu belirsiz, ucu açık bir süre boyunca dışarıdan başkalarından kısacası bugüne dek tanıdığım hayattan uzak tutmam gerektiğini anlamam tahminimden kısa sürdü. Çok basit durumlarda bile eli ayağına karışıp felaket senaryoları yazan ben sadece kendimden değil, hepimizden büyük senaryoların karşısında hızlıca metanetimi takınabiliyor olanlara çok mantıklı açıklamalarla yaklaşabiliyorum. Nasıl oluyor? İnan ben de bilmiyorum. Gel gör ki anlatılanları dikkatlice dinlemek, olanları anlamak demek değilmiş. Duyduklarımı sindirmek, gördüklerimi aklıma iyice yerleştirmek ve sonrasında tüm resmin içinde kendimi görebilmek ve nerede durduğumu anlayabilmek bambaşka bir işmiş. Ben de gün be gün kendimi yeniden, yeniden anlamaya çalışıyorum neresinden bakarsan bak, bugüne kadar çoğunlukla başka insanlar, farklı mekanlar, birçok tanım ve fikirle yoğrulmuş beni, çok daha çıplak, çok daha basit, çok daha yalnız olarak taşıyorum. Neresinden bakarsan bak, bir süredir kendimle yeniden, yeniden tanışıyorum. Şikayetçi değilim, yaşadıklarımızı neden yaşadığımızı düşünmeyi ve başımıza gelenlerin sebeplerini sorgulamayı belirli bir noktaya kadar getirip sonrasında vardır bir hayır demeye alıştım. Uzun zamandır hayatımın en ufak detaylarından en büyük sorularına kadar bunu yapıyorum. Vardır diyorum bir bildiği. Kimden bahsettiğimi tam olarak tanımlayamasam da birilerinin bir bildiği mutlaka vardır diye inanıyorum. Bir süre daha buralardayım. Bir süre daha mektuplarımı sana yazacağım. Bir süre daha kendimle konuşacak, havaya uçan fikirlerin birazını alıp çok da fazla şekillendirmeden sana anlatacağım. Çünkü insan öyle ya da böyle anlatmak, paylaşmak istiyor. İnsan konuştuklarının bir yerlerde yankılanıp ona geri dönmesini, söylediklerini bir de farklı seslerin, farklı renklerine karışmış olarak duymak istiyor. Çünkü insan eninde sonunda hep duyulmak istiyor. Dünyanın halleri insanın hallerinden farklı değil. Mevsimler insanın ruhunun hava geçişlerinden heyelanlar ve seller içimizde akıp gidenlerden bir türlü yağmayan bulutlar birle yerlerimizde sıkışıp kalanlardan gecenin bir körü uyandıran kalp çarpıntıları unuttuğunu sandığın eski defterlerden farklı değil. Dünyanın halleri insanın hallerinden hiç farklı değil. Düşündükçe hep buraya varıyorum. İnsan hala yadırgıyor, hala şaşırıyor. Çevresinde olup bitene. Dünyayı kendinden çok uzak, çok farklı, çok bambaşka sanıyor. Yabancı biliyor başka cinsleri, otları, balıkları, salyangozları. Dünyanın hiç görmediği köşelerinde uçan kuşların, açan çiçeklerin, eser rüzgarın onu hayatına nasıl dokunabileceğini yaşamadan bilmiyor. İnsanın bu kendini hep başka bir yerlere koyma çabasına akıl sır ermiyor. Oysa bak şimdilerde sen de görüyorsun işte dünyanın halleri insanın hallerinden hiç de farklı değil. Bir karıncanın çalışkan çabası, bir anne kartalın yavrularını besleme derdi, bir narin tohumun büyüme telaşı sana da bana da uzak değil. Her birimizin üzerine vuran güneş de, sırtımıza esen rüzgar da hep aynı hiç yabancı değil sevgili arkadaşım belli ki ben bir süre daha buralardayım ucu açık bir belirsizlik içinde sadece kendi sesimin yankısıyla konuşacağım zaman tam olarak hangi noktada katı halinden sıvıya dönüşecek günler hangi noktada anlamını yitirecek bir salı öğleden sonrası tam olarak ne zaman bir pazar sabahından farksız olacak bilmiyorum Gözümün gördüğü, aklımın aldığı kadarıyla söyleyebileceğim bu. Günlerden ve zamanlardan, hesaplardan ve planlardan çok uzaktayım. Kendi kendime çizdiğim bir çemberin içine girmiş oyalanırken hayatın çizdiği bambaşka bir çembere çekildim. Buna alışmaya çalışıyorum. İnsan hiç tanımadığı bir mekana girdiğinde hiç ortalarda durmaz. Gidip mutlaka bir kenara, köşeye dayanır demişti biri. Köşesiz bir çemberin içinde ben de kendime düzensiz bir nizam, kuralsız bir zaman uydurmaya çalışıyorum. Dünya halleri insanın hallerinden hiç farklı değil. Evet. Hayatımda belki de ilk kez kendimi daha iyi anlayabilmek için dünyanın halini daha iyi anlamak istiyorum. 2. Çok ders var akan hayattan alınacak. Görecek, sindirecek, anlayacak. Bazı dersleri ise diğerlerinden daha erken almak gerekiyor. Çünkü onları öğrendikten sonra ardından gelenler mutlaka biraz daha kolay anlaşılıyor. Bir süredir kendime yakın olmayı öğrenmeye çalışıyorum. Çok basit ama çok zor iş. Çok kısa ama çok uzun bir hikaye. Anlaşılabilir gibi ama tarif edilebilir gibi değil kendine yakın olmanın hayatın özüne, diğer insanlara, doğanın kanunlarına, fikirlere ve yaratıcılığa yakın olmanın ilk adımı olduğunu yeni yeni fark ediyorum. Kendimin, ben dediğim bu daimi ev sahibimin tüm hatlarıyla ne olduğunu, hayattan ne istediğini, nelerden korkup neleri heyecan ve coşkuyla beklediğini en ince ayrıntısına kadar anlayamadığım sürece yaşamın bana getireceklerini de doğru tartamayacağımı yeni yeni seziyorum. Kendi dilimi çözemediğim sürece başkalarıyla olan iletişimim de hep yarım kalacak. Düşündükçe, konuştukça, anlattıkça fark ediyorum. Böyle de söyleyebilirim belki. Bugünlerde benim en büyük çabam kendimi biraz daha tanımak, kendim dediğim insana biraz daha yaklaşmak. Yüksek sesle konuştuklarım bir yana, gizlice zihnimden geçenleri de dikkatlice ve yargılamadan dinlemeye çalışıyorum. Düşüncelerimin gürül gürül akan nehrine hiçbir engel koymadan aklıma gelen her şeyi anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyor. Bazılarını tutuyor, bazılarına inanmamayı seçerek akan suya geri bırakıyorum. Bu sanki bu ömürdeki en büyük dersim. Bu sanki bu ömürde bileğime takabileceğim en parlak altın bileziğim. Çünkü ne dersek diyelim aslında hep uzağız kendimize. İnsan benliğine ben dediğine çok uzak. Onu kendinden, özünden ayıran tül tül, kat kat perdeleri var. Görüyorum, sanıyor. Biliyorum, sanıyor. Hissediyorum, sanıyor. İnsan hep sanıyor. Oysa hep yarım İnsan ne yaşarsa çoğunlukla yarım yaşıyor. Hakkını veremiyor. Yarım seviyor, yarım düşünüyor. İnsan özünden çok başkalarına yaklaşmaya çalıştıkça kendini o tül perdelerin arkasında unutuyor. Uzun sohbetlerde derdini anlatabildiğini sanıyor çoğu kez. Oysa kim bilir kendisi diye hangi hayali kahramanlarını anlatıyor başkalarına. Bazen yalnız kaldığında kendi elini tutup okşayacağına o el ile yersiz bir bilek güreşine girişiyor. İkisinin de aynı bedende olduğunu unutup hangi elin daha kuvvetli olduğunu anlamak gibi içi boş bir maceraya kapılıp hiç yoktan kendiyle savaşmaya başlıyor. Oysa hepimizin herkesten önce kendi annesi, kendi arkadaşı, kendi yoldaşı olması gerekiyor. Her şey ama her şey buradan başlıyor. Bunu çözmek için zaman harcıyorum bir süredir. Bir görün çevresinde yürür gibi gerekirse aylarca, yıllarca yürüyerek kendi kıyılarımı, o kıyıya vuran sularımı, girinti ve çıkıntılarımı, kıyıdaki çakıl taşlarımı, büyük kayalarımı, o kayalardaki oyuklarımı tanımaya çalışıyorum. Kendi çevremde yürüdükçe kendi çapımı ölçüyorum. Bazen yalnız kaldığımda bir arkadaşıma sorar gibi "Sahi bu aralar nelerden hoşlanıyorsun?" diye soruyorum mesela. Değişiyor çünkü sevdiklerim de sıkıldıklarım da. Kendimle hep yeniden tanışıyor. Bu hiç durmadan değişen insana kibarca yaklaşmaya çalışıyorum. Bütün olasılıklar elinde olsa ne yapmak, kimlere dokunmak, ne anlatmak istersin? Bazen harika cevaplar alıyor. Bazen kendi sessizliğimde öylece oturuyorum. Başkalarının ne düşündüğünü çok önemsediğimi fark ediyorum bazen. Çok sonra kendime onların omuzlarıma koyacakları geçici apoletlerin hiçbir önemi olmadığını hatırlatıyorum. Çekingenlikle konuştuğum zamanlarda kendimi yargılamadan dinlemeye, biraz da yüreklendirmeye çalışıyorum. Anlattığım kadar kolay değil. Bazen çok zorlanıyor, çok çabalıyorum. Fakat kendisiyle bir ömür sürecek bir dostluk kurmaya çalışmak insanın bambaşka kaslarını kuvvetlendiriyormuş. Bunu da giderek daha iyi kavruyorum. Eğer sen de denemek istersen kendine sor bir ara. Nasılsın? De önce mesela. Boşver dışarıda olup bitenleri. Uzan biraz şöyle. Çayı koydum birazdan demlenir. Battaniye getirmemi ister misin ayaklarına diye sor veya kendine kendin olmak için izin ver. Her gün bir adım daha. İçinin dehlizlerini, yokuşlarını tanı. Perdelerini aç, tozunu al. Nereden geldiğini biliyorsun ama bir de gerçekten nereye gitmek istediğini yokla. Kendine kendin olmak için izin ver. Bırak halının orta yerine bağdaş kursun. O anlatsın sen dinle. Meğer ben böyleymişim de, meğer ben gerçekte buymuşum de. Öyle büyük bir şans ki bunu söyleyebilmek. Kendinle nihayet tanışabilmek. Yargılamadan, dışarıdan gelen seslere kulaklarını tıkayarak dinle. İsteklerini, korkularını, kulağa anlamsız gelen çok uzak amaçlarını. Belki hiç gerçekleşemeyecek olan hayallerini dinle. Herkesten önce kendine ilgi göster.'' başkalarından önce kendine şefkat göster. Bir de en az bu hayatta en çok sevdiğin insana gösterdiğin kadar sevgi göster kendine. Fark edeceksin ki dünyanın en büyük keşfi aslında gözlerinin önünde, avuçlarının içinde. Fark edeceksin ki insanı fazlasıyla yorup kendinden uzak bir yerlere bırakan ne varsa hep başkalarından, hep dışarıdan. Ve kendine yaklaşamayan insan hep biraz eksik, hep biraz yarım, hep biraz yavan. Milliumino dimenso. İlk kez İtalyan lisesinde okurken karşılaşmıştım bu iki satırla. Giuseppe Ungaretti'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı ismi Mattina yani sabah olan İtalyanca'nın belki de en çok bilinen bu iki satırlık kocaman şiiri uzun derslere, sorulara, sınavlara konu olmuştu. Doğrudan tercüme etmek birebir anlamını hiç veremeyecek olsa da sonsuzlukla aydınlanırıma yakın bir anlamı vardır. Kulağa çok basit gelmesine rağmen farklı ve derin anlamlara sahip olabileceğinden üzerinde düşünmek gerekir aslında. Savaşın orta yerinde belki sabah aydınlığına teşekkür ettiren, belki görünmeyen bambaşka bir sonsuzluğun varlığını hissederek onunla içinin aydınlandığını düşündüren veya okuyan herkese bambaşka şeyler hatırlatan hatırlatabilecek bu ufacık iki satır ta lise yıllarından beri hangi kitapta karşıma çıksa içimi aydınlatır, rahatlatır. Bu ufacık şiir sanki dört kısa kelimenin bazen ne kadar çok şey anlatabileceğinin tatlı bir kanıtıdır. 3- Yalnızlık vahşi bir hayvan gibi insanın göğsünün ortasında yatıyor. Birimizde kurt, birimizde vaşak, Birimizde dişli, birimizde hırslı. Birimizde yavru, birimizde çok eskilerden yaralı. Herkes kendininkini kendi mayası, zamanı, özverisiyle besliyor. Maya kiminde çok, kiminde az kabarıyor. Zaman kimimize sabırlı, kimimize çok aceleci davranıyor. Bazısı çekiniyor, herkesten saklıyor onu. Bazısı hiç kimseyi umursamadan ortalığa salıveriyor. Birimiz göğsünde yatan kaplanı kontrol edebildiğini düşünürken o kaplan günün birinde çok yanlış bir zamanda kendini tasmasından kurtarıveriyor. İnsanın yalnızlığı kendini ortaya salıverince hayatı da bir daha hiç önceki gibi olmuyor. Hiçbirimizin beslediği can bir diğerine benzemiyor. Birimizin anlattığını diğeri sadece bir yanından anlayabiliyor. Belki kuyruğunun, belki kulağının, belki kanadının ucundan tanıdık geliyor bahsedilenler. Herkes bir diğerininkini sadece tahmin edebiliyor. Uzaktan olasılıklar yürütüyor. Kimimizinki çok uzun ve derin bir uykuda, kimimizinki olduğu yerde yükselip ulumak için doğru zamanı kolluyor. Fakat hepsi kendini hissettiriyor ara ara. Hepsi ilgi istiyor, görünmek istiyor. Kapatıldığı delikten burnunu dışarı çıkartması geliyor. İnsanın kendini anladığı ilk günden son nefesine kadar o hayvan orada bazen hırsla, bazen sessizce nefes alıyor. Her ikisinin göğsü her nefeste birlikte yükselip alçalıyor. Hayat böyle bir şey. Hayat nerede ve nasıl yaşanırsa yaşansın yanında mutlaka yalnızlığı da taşıyor. Elinde sonunda işin özü buraya varıyor. Kendi nefesinle beslediğin o vahşi hayvandan korkmamak. Yaralanmadan kalmanın ilacı onun gözlerinin içine bakabilmek, korkmadan elini uzatabilmek ve çekinmeden tanışabilmek. Kendini yalnızlığın içinde tanımak ve tanımlamak. Onunla aynı dili konuşmak, söylediklerini anlamak, ihtiyaçlarını doğru anlatmak. Yalnızlığının sessizliğinden, içinde yükselmeye başlayan cümlelerden, aklında açılıp kapanmaya başlayan gıcırtılı çekmecelerden korkmamak gerekiyor.'' İnsanın kendini anlaması, olduğu bedenin içinde rahat, düşündüğü aklın içinde güvenli hissetmesi için. Her şeyden önce tüm vehameti ve kuvvetine rağmen yalnızlığını kendinden uzak bir yere tutmaması gerekiyor. Dinlemek ve izlemek gerekiyor. Göğsünde yatanın bir aslan bir kobra yılanı, bir boz ayı veya bir şahin olup olmadığını hiç önemsemeden hareketlerini dikkatle izlemek, ne zaman kanatlarını heyecanla çarptığını, ne zaman tırnaklarını çıkardığını ve tam olarak ne zaman canını acıtmaya başladığını görmek gerekiyor. Nelerden hoşlandığını, hangi ormanlarda koşarken yaralandığını Kendini güvende sandığın hangi ortamlarda korktuğunu ve en çok hangi gecelerde uluduğunu hepsini adım adım takip etmek gerekiyor. Eğitmek gerekiyor onu. Sabırla, sebatla, inanç ve cesaretle ehlileştirmek. İnsanın yalnızlığı vahşi bir hayvan gibi yatıyor göğsünün ortasında. Herkes sadece kendininkini görebiliyor. Herkes kendininkinin sorumluluğunu taşıyor. Herkes kendinin kimi hayatının mayasıyla besliyor. Korkacak hiçbir şey yok aslında. Sen de korkma. İnsan kendinden, kendi kumaşından, ormanından, göyünden, denizinden, toprağından korkar mı? Korkma. Hiçbir şeye toplayamıyorsan bile cesaretini elini göğsüne koy, onu arada bir yokla. Çünkü umutlarımız, sevinçlerimiz ve tüm aydınlığımızın olduğu kadar herkesten uzak taraflarımızın, korkak, vahşi ve utangaç yanlarımızın da şefkate ihtiyacı var. Sen arada bir koy elini göğsüne, yalnızlığının nefesini dinle o hangi ormanın, hangi denizin, hangi göğün derinlerindeyse sen de biraz orada dur. Çünkü insan dediğin aydınlıkları kadar, karanlıklarına, umutları kadar, yalnızlıklarına da mecbur. Mahalo ke akua. Hawaii dilinde çok sık kullanılan tam tercümesi teşekkürlerim Tanrı'ya anlamına gelen bir cümle. Aslında bizim çok şükürümüz gibi biraz da. Böyle cümleleri kendi dilinde dillere pelesenk olmuş kalıpları okudukça ve öğrendikçe hep aynı şeyi düşünüyorum. Dünyanın neresinde olduğundan, hangi kültürle, dille, çevreyle ve inanışla büyüdüğünden bağımsız olarak insan elinde sonunda hep teşekkür etmek istiyor. Yaşadıkları ve yaşamadıkları, sahip oldukları ve olmadıkları gördükleri ve görmedikleri için günün sonunda aklımın almadığı güçlere mutlaka teşekkür oluyor. Müteşekkir oluyor. Hiç anlamadığımız bir dil olsa ne yazar? Madem öyle bugün de biz Hawaii dilinde teşekkür edelim hayata. Mahalo ke akua. 4. Hep taze çiçekler, mis kokular, kolalı manşetler, ütülü paçalar değildir hayat. Yürürken köşesi kırık bir kaldırım parçasından su sıçrar üstüne. Paçan ıslanı verir. Yanlış bir söz söyleyeceği tutar birinin hiç yoktan. Senin için kırılı verir. Hiç düşünmeden azıcık suya koyar sonra da orada unutu verirler seni. Yaprakların solu verir. Ama zaten hayat tam da böyle bir şeydir. Hayat zaten biraz da bunları böylece kabullenmektir. Bütün bir gün ıslak paçayla gezmeyi, kırık içinle uzun zamanlar geçirmeyi, kurumuş yapraklarını zamanla dökmeyi kabul etmektir. Kaçmamaktır hayat. Olana olduğu kadarına tamahtır. Pekidir, ne yapalımdır? Vardır bir hayırdır. Tutmak kadar bırakmak, kazanmak kadar yenilmek, açılmak kadar kapanmaktır yapmak değil. Bazen sadece olmaktır hayat. Ve evet, gerçekten vardır bir hayır. Her zaman mutlaka vardır. 5. Her hayatın bir tarifi, bir de tarihi vardır demişlerdi bir keresinde. Aklımın bir yerinde asılı kaldı. Kalabalık bir aileye pişirilmesi ve mümkünse herkese beğendirilmesi gereken ağızda güzel bir tat, akıllarda iyi bir izlenim bırakacak. Masadan kalkıldıktan sonra da ne kadar lezzetli olduğu konuşulmaya devam edecek bir yemeğin uzun ve detaylı tarifi duruyor önünde. Hepimiz gibi senin de önce alıyor, uzun uzun okuyorsun. Malzemeni ölçüp biçiyor, eksiklerini elinde, önceden kalan benzer lezzetlerle örtüyor, planlıyor, düşünüyorsun. Tamam diyorsun bir noktada. Anladım nasıl yapmam gerektiğini. Önce tavada mühürlenecek sonra fırına girecek. Arada baharlar eklenecek. Göz ucuyla hep kontrol edilecek. Ne çok sulu ne çok kuru olacak. Ne ağız yakacak ne tabakta soğuk kalacak. Baştan sona denge isteyecek. Baştan sona sabır isteyecek. Baştan sona seni anlatacak. Tarif artık sadece bir yemeğin değil, baştan sona senin tarifin olacak. Baka baka ezberliyorsun tarifi. Daha önce defalarca başarıyla altından kalkmış gibi emin oluyorsun her adımında. En doğrusunu, en lezzetlisini yapmak istiyorsun. Çünkü herkes senden en iyisini, o ailenin gördüğü en lezzetli yemeği bekliyor. Sana hiç söylemeseler de içten içe çok iyi biliyorsun. Tarif dediğin, baktın mı? Hep çok kolay, dümdüz bir yol. Tarif dediğin hep denenmiş, düzeltilmiş, hatasız bir reçete. Tarif dediğin eğer sen doğru okursan sana en lezzetli çözümleri verecek herkes emin. Başlıyorsun yapmaya. Yazılanlarla aynı şekilde ve aynı sırayla. İyi gidiyorum diyorsun içinden. Tam da söyledikleri gibi kesiyor, doğruyorsun. Fırını tam kıvamında ısıtıyor, her şeyi tam zamanında oturtuyorsun olacak diyorsun. Hakikaten olacak. Doğruymuş, çalışıyormuş bu tarif. Evet, bazen oluyor. Belki şansın yaver gidiyor, belki sen çok çalışıyorsun. Belki aklına fazladan bir bahar geliyor. Belki fırından birkaç dakika erken çıkarman işe yarıyor. Bir şekilde çok lezzetli oluyor yemeğin. Önce tüm aile sonra yemeğinin metini duyan herkes seni alkışlıyor. Tatmadan bilir oluyorlar lezzetini. Günlerce konuşuluyorsun, koltukların kabarıyor. Herkes sana tarifini soruyor. Kimine anlatmak, kimine saklamak istiyorsun. Benim tarifim değildi ki diyorsun bazısına. Ben ne yazıyorsa onu yaptım. Bazısına hiçbir şey söylemiyor, sadece teşekkür ediyorsun. Önceden hazırlanıp önüne konmuş bir tarif. Bazen seni yepyeni bir insana dönüştürüyor. Ama bazen de olmuyor. Neden bilmiyorsun ama olmuyor işte. Bir heves çıkarıyorsun fırından, etler taş gibi sana bakıyor. Ya fırın çok ısınıyor ya baharat acı geliyor. Sofrada hevesle bekleyenlere karşı mahcup oluyorsun. Onlar ne söylerlerse söylesin yemeğin içine bir türlü sinmiyor. Tarif doğruydu diyorsun. Nerede hata yaptım ben? Herkes bu tarifle yapmıyor mu bu yemeği? Eninde sonunda kabul ediyorsun. Bazen olmuyor çünkü ne yaparsan yap olmuyor. O koskoca tabağı öylece tezgahta bırakıyorsun. Gelip gidip bakıyor ve nihayet yapamadığını, beceremediğini kabul ediyorsun. Sonra bir anda tuhaf bir şeyler oluyor. Aslında tam da o fizik derslerinde öğrendiğimiz gibi düz beyaz bir ışık. Senin eksiklerin ve artılarınla kattıklarınla ve unuttuklarınla dolu tabağından geçiyor ve kırılarak rengarenk veriyor. Diğer tarafından bir anda sen de aydınlanıyorsun. Onlarca defa düzeltilmiş kim bilir kaç elden, kaç mutfaktan geçmiş. Ezbere bir tariftense hataları ve yanıklarıyla yepyeni bir tarif görüyorsun karşında. Senin tarifin. Bu artık senin kendi tarihin. Olduğu kadar diyorsun. Ben bu kadarım bu kadarını yaptım. Benim tabağım eski bir tarif değil. Yeni bir tarih kendi tarihim. İçine doğan o anlık sahiplenme hissi. Duyabileceğin tüm aferinlerden daha lezzetli geliyor. Diyeceğim o ki... ...her yemeğin garantili bir tarifi vardır elbet. Ama bana sorarsan... ...hepimizin tarifi de... ...yeni baştan yazacağı tarihi de kendine. Her mutfağa girdiğinde... Her yeni bir şeye başladığında ne yapacağını bilemeyip kendine güvenemediğin tüm zamanlarda bunu hatırla. Hepimizin mutfağı farklı, eti, suyu, baharı başka. Sen ne pişirirsen pişir, ne yaparsan yap, önceden denenmiş hazır tarifleri değil, en baştan yazıp hiç yoktan yaratabileceğin yepyeni tarihi düşün. Çünkü belki de gerçekten sadece sana benzeyen bir yemek yapıp kimseye beğendiremesen de yaptığınla gurur duymaktır marifet. Belki de ezberlenmiş ölçülerle gitmek değil eski tariflerden yepyeni bir tarif çıkarmaktır maharet. 6. Sevgili arkadaşım. Sana en son yazdığım günün üzerinden ne kadar zaman geçtiğini soracak olursan net bir cevap veremeyebilirim. Bazen tam olarak ne hissettiğimi bilemiyorum veya içten içe biliyor fakat kelimelere dökemiyorum. Bu sıralar her gün çok yeni ve her gün bir öncekinin tıp atıp aynısı. Sabahları uyandığımda ilk iş kendimi yokluyorum. Nasıl hissettiğimi, ne tarafa yakın, nereye meyilli olduğumu anlamaya çalışıyorum. Bazen çok umutsuz, bazen dünyaları baştan yaratabilecekmişim gibi hissediyorum. Havanın durumundan, aklımın karışıklığından, o gün neler yapacağımdan birer tutam alıp kendime sıfırdan bir hissiyat yaratıyorum. Onu kuşanıp çok tanıdık, çok yeni, çok heyecanlı ve çok sıradan yeni bir güne uyanıyorum. Diğer yandan içimin fazla yumuşayamamış, insandan uzak yaşamaya teşne tarafı uzun zamandır hiç bu kadar iyi hissetmemişti kendini. Bunun da farkındayım. Dünyanın güneşli halleri bu sıralar hep bu merdüm giriz yanıma vuruyor. Nihayet diyor bana. Nihayet biraz yalnız kalacağız. Gerek yok hiç kimseye. Bu yalnızlık bize iyi gelecek. Bak gör. Kendimi dört duvarın içine kapattığımdan beri hislerimi, düşüncelerimi daha iyi tartmaya, kendimi nihayet biraz daha iyi tanımaya başladığımı hissediyorum. Dış dünyanın üzerimdeki etkisi hem tarif edemeyeceğim kadar ağır, hem yok denecek kadar az. Yapabileceklerimin sınırı hem dağları aşıyor, hem şu masadan öteye gidemiyor. Çok tanıdık ve kendime çok yabancı haller. Diğer yandan bu yalnızlığın, uzaklığın kendi bedeninle, hayallerinle ve günlük hallerinle yeniden tanışmanın insanın üzerinde çok etkili olduğunu fark ediyorum. Çok unuttuğumuz bir ihtiyaç. Hiç kullanmadığımız bir renkmiş meğer eski kalabalık hayatlarımızda. İnsanın kendi hayatına yekpare bir çizgi gibi görünen bu uzun lahzaya ara sıra mutlaka cesur kesikler, çentikler atması gerekiyor. Artık eminim. Bazen acıtıyor, bazen dışarıdan kötü görünüyor. Bazen öyle derin kesiyor ki yanlışlıkla içi apaçık ortaya çıkıyor. Fakat öyle ya da böyle bu her şeyden kopma hallerinden korkmamak gerekiyor. İnsan hayatından ne kadar memnun olursa olsun ara sıra mutlaka o hayatın ham maddelerini iyice kontrol etmesi hem bozulanı ve çürüyeni hem de ilk günkü gibi tıkır tıkır çalışanları gözden geçirmesi gerekiyor. Geçirdiğim günler sonunda anlıyorum ki yalnızlık, sessizlik ve tek başınalık bunun en kısa yolu, en kesin çaresi. Bazen kendi kendime konuşuyor, bazen günlerce sesimi duymuyorum. Geceleri olur da uyuyamazsam kendimi herhangi bir şeyle oyalamak yerine aklımın içini dinliyor, gürültü yapan çekmeceleri tek tek buluyor ve sabırla kapatıyorum. İnsan her şeye alışıyor derler ya, alışıyormuş hakikaten. İnsan kendine bile alışıyormuş eninde sonunda. Memnuniyetle yeniden fark ediyorum. 7. Olmaz mı? Hepimize oluyor. Bir gün geliyor, küçücük hayatın neresinden tutsan elinde kalacakmış gibi oluyor. Tutamıyor, bırakı veriyorsun sende. Hiçbir yerine değmeden, dokunmadan hayatının orta yerine bağdaş kurup oturuyor. Bakalım şimdi ne olacak diye sadece olan biteni izliyorsun. Çünkü bazen elinden başka bir hiçbir şey gelmiyor. Olmaz mı? Hepimize oluyor. Sanki herkes yürüyor, sen duruyorsun. Sanki herkes anlıyor, bir sen duyamıyorsun. Sanki hayat her girdiği kabın şeklini pek kolay alan bir sıvı, sen kendinden başka hiçbir yere sığamayan koca bir taş. Öyle kas katı. Oysa büyüme zamanları hep böyle. Girdiğimiz kapıdan çıkmadığımız, kendimizle en baştan yeniden, yeniden tanıştığımız, yenileri eski, eskileri yeni yaptığımız, yolun hem en başından hem en sonundan aynı anda yürümeye çalıştığımız zamanlar hep böyle. Büyümek, dönüşmek, başkalaşmak, kabuk değiştirmek hep böyle. Sen kendini kötü hissetme. Herkesin treni bazen raydan çıkıyor, sarsıyor, ürkütüyor ama sonra yepyeni raylara yerleşiyor. Yarım ağızla olmuyor diyenlere neden bahsettiğini anlamayanlara bakma sen. Malum herkes her zaman doğruyu söylemiyor. Sen kendini kötü hissetme. Hiç olmaz olur mu? Hepimize oluyor. 2. Hawaii geleneğindeki ünlü 7 Huna prensibinden biridir. İnanışa göre bu prensipler varoluşun yaratılması ve tüm hayatın devam etmesinde büyük önem taşır. İke inancın gücüne işaret eder. Dünya sen nasıl düşünüyorsan öyledir anlamına gelir. Bize iyi birer gözlemci olmayı, düşüncelerimizi doğru seçmeyi, dikkatimizi verdiğimiz yönü kontrol etmenin her zaman elimizde olduğunu hatırlatır. Bir ağaca bakan iki kişiden biri baharın gelmekte olduğunu hissederken Başka biri yapraklarının güneşi kestiğinden şikayet edebilir. Uzun lafın kısası hangi dilde söylenirse söylensin bu gerçek hiç değişmez. Aslında hayat biz ona nasıl bakarsak öyledir. 8. Günlerden bir gün önüne bir kutu koyuyorlar. Al bu da senin kutun diyorlar. İçindekilerin hepsi senin. Biz senin için her şeyi hazır ettik. Şikayet etme, kanaat et, kıymet bil. Hem daha ne olsun? Bunu bulamayanlar da var. Sen onu seversen o da seni sever. Çok üsteleme, çok üstüne gitme. Ondan olmayacak şeyler isteme. Dört köşesini de tanı. Kendini içinde rahat hisset. Bu kutu artık senin kutun diyorlar.'' alıyorsun kutuyu önüne koyuyorsun hoşuna gidiyor başta benim diyorsun evet onlar hazırlamışlar ama olsun benim kapağının bir yanından bir asma kilit sarkıyor önce bir gözün takılacak gibi oluyor ama rahatsız da etmiyor. Kapatmam ki zaten diyorsun. İhtiyacım olmaz ki dursun. Sağında solunda dolanıyor. Geceler boyu içinde keşfe çıkıyor. Aydınlık günlerde güneşin neresine vurduğunu anlamaya çalışıyorsun. Günlerin, ayların, yılların kendini tanıdığın ve tanımladığın tüm zamanların o kutunun içinde, yanında, gölgesinde geçiyor. Sen o kutu oluyorsun, o kutu senin tanıdığın, içinde güvende hissettiğin tek kabuk. İnsan dediğin zaten alışmaya teşne. Sen de alışıyorsun. Gel zaman git zaman. Çok da uzak olmayan bir yerlerde daha önce hiç görmediğin yeni bir kutu çarpıyor gözüne. Bu hep burada mıydı diye soruyorsun kendine. Nasıl çekmemiş dikkatimi şaşıyorsun. Aklın çeliniyor. Gidip gelip bakmaya çalışıyorsun kime ait olduğunu içindekileri merak ediyorsun. Uzaktan gözünün yettiği kadarıyla görmeye, anlamaya, tanımaya çalışıyorsun. Acaba benimkinden çok mu farklı? Oralarda bir hayat neye benzer ki diye düşünürken buluyorsun kendini. Ama gidemiyorsun. Ne cesaretin yetiyor ne de aslında kutunun sana göre olup olmadığını biliyorsun. Her şey hayalde, her şey akılda, fikirde. Öylece asılı kalıyor. Uzak diyarları merak ediyor ama dümenini bir türlü oraya çeviremiyorsun. Düşündükçe kendi kutun sana dar gelmeye başlıyor. Kapağından sarkan asma kilit sanki boynuna dolanıyor uykularında. Her sabah bir tarafların tutuk uyanıyorsun. Zaten bu kutu bana dar. Baksana yine boynum tutulmuş diye söyleniyorsun kendi kendine. Cesaretini toplayıp diğer kutunun içine atsan kendini sanki bütün dertlerin bitecek. En rahat uykuları uyuyacaksın gibi geliyor. İçinde bir ses sürekli uyarıyor seni. Ne işin var senin oralarda deyip duruyor. Sen duymak istemiyorsun. Bir ayağını alışkanlıkların, bir ayağını korkuların bağlıyor. Ellerin kaldıkları yerde kalmak istiyor. Gidemiyorsun. Hem bu kutuyu benim için hazırladılar. Nasıl bırakılır ki diyorsun aynı anda hem aciz hem suçlu hissediyorsun kendini. İnsan dediğin zaten bilmediğinden korkmaya teşne. Sen de korkuyorsun. Gel zaman git zaman. Olur sanıyorsun ama olmuyor. Ne dümenini uzak diyarlara kırabiliyor ne kendi sularında seyredebiliyorsun. Araf dedikleri belki de tam olarak böyle bir şey. Ne kalabiliyor ne gidebiliyorsun. Kendi kutunun rutubetli köşeleri, paslanmış vidaları içine, bir türlü sinmeyen köşeleri gözüne batmaya başlıyor. O vidaları yağlamaya da mecalin yok artık. Hızlıca kapattığında fazla ses yapan kapağı yumuşatmaya da ne tozlu köşelerini süpürmeye heveslisin ne karanlık köşelerini havalandırmaya. Aynı cümleyi bu defa başka bir tonlamayla söylemeye başlıyorsun. Bu kutuyu benim için onlar hazırladı. Bana bir kez olsun ne istediğimi sormadılar bile. Vurguların değiştikçe aklın değişiyor değişmek zorunda olduğunu hissediyorsun. Her insanın ne gidebildiği ne kalabildiği zamanlar oluyor. Hiçbir şeye mecalinin olmadığı, kocaman bir boşluğun ortasında hem tüy gibi hafifçe süzüldüğü hem kendini çelik gibi ağır hissettiği zamanlar oluyor. İnsanı böyle zamanlarda sadece yürümek kurtarıyor. Nereye olduğunu bilmeden alabildiğine yürümek. Sen de yürüyorsun. Çünkü artık eminsin. Araf dedikleri şeyden sadece içinden geçerek kurtulabiliyorsun. Yürüyorsun. Ve bir gün seni nereye götürdüğünü hiç bilmediğin o yolun bir yerlerinde gözüne bir tabela çarpıyor. Tamam diyor içindeki ses. Gir oraya. Artık zamanı Korkacak gibi oluyorsun, çekinecek gibi oluyorsun ama ayakların seni içeri sokuyor. Ağzın, dilin senin adına konuşuyor. Merhaba diyorsun. Benim yepyeni bir kutuya ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz acaba? Adam hiçbir şey söylemeden dükkanının arkasına gidiyor, eli kolu dolu dönüyor. Sana her bir aleti nasıl kullanacağını teker teker tarif ediyor. Kolay iş diye kendi kendine konuşuyor bir yandan. Ne istediğini biliyorsan çok kolay. Ama dikkat et, başta eline kıymıklar batacak. Zorlanacaksın. Sen pes etme. Yavaş yavaş dikkatli çalış. Bir de çivileri çakarken çekici parmağına vurma yeter diyor gülerek. En önce kendi rahatını düşün, ona göre yap kutunu. Gerisi kendiliğinden gelir. Tamam diyorsun, kucaklıyorsun her şeyi. Tam kapıdan çıkmışken arkandan bağırıyor adam. Asma kilit almayı unuttun. Yok diyorsun, istemiyorum, ona ihtiyacım yok. Gel zaman git zaman. Uzun uzun günlere bölerek yorgunluğunu... Tek tek çakıyorsun çivileri. Ara ara aklına başka kutular, eski rutubetli köşeler, hiç tanıyamadığın, nasıl olduğunu hiç bilemediğin cilalı kapaklar geliyor. Özleyecek gibi oluyorsun, vazgeçiyorsun. Kıskanacak gibi oluyorsun, vazgeçiyorsun. Elindekilere bakıyor, çabana gülümsüyorsun. Kendine yeni bir kutu, yeni bir hayat, sabahları güneşin üzerine vuracağı yeni köşeler yaratma çabana. Gidemediğin, kalamadığın, kasan da ışığını yayamadığın odalar çok uzağındayken yeniden doğma hevesine seviniyorsun. Olsun diyorsun. Benimki de böyle olsun. Olsun. 9. Aslında hep küçük şeyler. Bizi bir arada tutan ve hiç yoktan birbirimizden koparan. Bir görünüp kendini unutturmayan, öncesini ve sonrasını bıçak gibi ayıran. Hiç öyle kocaman olaylar gürültülü zamanlar değil. Hep o küçük şeyler hayatının akışını ve kalbinin atışını değiştiren, tabağına tat, gözüne renk, diline şevk katanlar hep çok küçük şeyler. Ve hiçbir zaman büyük cümleler değil bir yola çıkmana sebep olan, kulağına çalınan, küçücük sessiz sözler. Aslında o büyük zaferler de değil, gözlerini kamaştıran, sadece niyeti belli eden küçücük hevesler. Hayatı hayat, Güzeli güzel, aşkı aşk yapan ne varsa hep küçük, hep çok küçük şeyler. Inuksuk Kuzey Kanada ve Kuzey Kutbu bölgesinin yerlilerinin kendi aralarında kayaları ve taşları kullanarak yarattıkları bir iletişim yöntemi ve Inuit kültürünün önemli parçalarından biridir. Tarihi çok eskilere dayansa da bu gelenek hala devam etmekte, ıssız bölgelerde bir işaretleşme ve mesajlaşma aracı olarak kullanılmaktadır. Farklı şekil ve yüksekliklerdeki büyük taşların üst üste konmasıyla ortaya çıkan ve bazen insan figürüne de benzetilen heykelimsi işaretlerdir inuksuklar. Taşlar herhangi bir yapıştırıcı veya farklı bir yöntem olmadan sadece kendi dengeleriyle üst üste durur. Bazen çok yüksek veya geniş olabilen bu heykeller aldıkları formlarla oradan geçen kişilere farklı mesajlar verir. Bazısı arazinin bittiğine bir diğeri güvenli bir yol olduğuna işaret olurken bazı inoksuklar bir ailenin kendi içindeki özel mesajlaşmasına bile yarayabilir. Genellikle ıssız alanlarda, çok az insanın geçtiği, hayat emaresinin bile az olduğu yerlerde görülen inuksuklar, onu gören kişiye her şeyin yolunda olduğunu hissettirir derler. Şimdi düşününce mantıklı da geliyor aslında. Belki de insan o sonsuz ıssızlığın ortasında eninde sonunda yine kendisi gibi sıradan bir insanın ona moral vermesi ve yön göstermesi için bıraktığı birkaç taş parçasına ihtiyaç duyuyordur içten içe. 10. Bundan yıllar önce İngiliz şair John Donne Yüzyıllar boyunca dilden dile konan, başı da sonu da kendisi kadar hatırlanmayan o pek meşhur satırları yazmış. Hiçbir insan ada değildir, bütün değildir tek başına. Ana karanın bir parçasıdır, bir damladır okyanusta. Belki de hakikaten en ıssız, en yalnız görünen ada bile bir tarafından göbek bağıyla bağlıdır anakaraya ve en kimsesiz, en kayıp, en çaresiz görünenimiz bile bir ligerlerinden mutlaka bağlıdır başkalarına. İnsan başkalarını tanıdığını, hatta çok iyi tanıdığını sanıyor bazen. Uzaktan baktığında neler olup bittiğini anlayabileceğini zannediyor. Oysa insan genellikle hariçten gazel okuyor. Tanıdığını sandığı adaların topraklarında ahşi tavşanlar zıplıyor. Belki ömründe hiç görmediği kuşlar tünüyor ağaçlarına. Toprağının derinlerinde, böceklerin, karıncaların ve sineklerin dünyasında kim bilir ne kavgalar, ne taht savaşları dönüyor. Bakınca görüyorum sanıyor, oysa görmüyor. Karşısındaki adanın dallarına konan kuşları, onu içten içe yiyip bitiren kurtları, başının tepesinde gezinen kartalları, ayaklarını sızlatan karıncaları görmüyor.'' İnsan böyle görmeyince yok sanıyor ya da çok yakında sanıyor karşısındakini. Uzatsa elini sanki dokunabilecekmiş gibi geliyor. Oysa karşısındaki o sırada denizin orta yerinde ondan kilometrelerce uzakta duruyor. Konuşmayınca sessiz bağırdığında haksız sanıyor. İnsan tanımadığını bilmediğini kabul etmek yerine hep kendince bir şeyler sanıyor. Aklınca hikayeler yaratıyor. Sadece başkalarını değil. Bazen kendini de anakaradan kopuk, yalnız ve çok uzaklaşmış hissediyor insan. Üzerinde yetişen bütün otları tek başına büyüteceğini, tüm hayvanları sadece kendisinin seçeceğini, sahiline vuran dalgaları ve kumlarını kızdıran sıcağı mutlaka kontrol edebileceğini sanıyor. Oysa o kadar kolay değil. Bu düzende bu işler hiç böyle yürümüyor. Bambaşka toprakların üzerinde uçuşan minicik kuşlar uzun yollar açtıktan sonra hiç tanımadığın bir çiçeğin tohumlarını getirip senin topraklarına bırakıveriyor. Mevsimler dönüyor topraklarında daha önce hiç görmediğin bir renk açıveriyor. Bu düzende işler biraz da böyle yürüyor işte. Neden olmasınlar? Bu sonsuz maviliğin ortasında hiç bitmiyor. Olasılıklar ve olabilecekler insanın topraklarında hiç beklemediği hayatlar doğuruyor. İnsan istediği kadar inkar etsin. Sonsuz sandığı yalnızlığı bir sonraki kara parçasına kadar sürüyor. Çünkü her ne kadar hepimiz kendimizi bazen çok yalnız ve ıssız, çok gözden çıkarılmış ve sessiz hissetsek de aslında biraz ötede mutlaka başka bir ada yaşıyor. Bu dünyada yapayalnız kaldığını, sonsuz maviliğin ortasında unutulduğunu sanan başka bir ada. Başka bir insan. Başka bir ben, başka bir sen. Yalnızlığımızdan başımızı kaldırdığımız zamanlarda böyle de düşünmek lazım bazen. Eninde sonunda aynı karanın parçası, aynı çiçeğin taç yaprakları, aynı suyun damlasıyız. Eğer görmek istersen. Maşin. Tamamı maşin no shine olan kalıbın kısaltılmış halidir. Bu cümle zihinsiz zihin anlamına gelir. Korkudan, endişeden, egodan ve günlük tüm düşüncelerden temizlenmiş bir zihin durumudur. Taocu meditasyonda kişinin zihin ve bilinç yolculuklarının sonunda bu noktaya varmaya çalıştığı söylenir. Herhangi bir gevşeme veya rahatlama halinden de öte zihin bu noktada kendini fark eder. Niyetlerden, planlardan ve düşüncelerden arınarak en saf haline gelir. 11 İçindeyken anlamıyorsun. Yaşadığın hayat gözüne bir türlü istediğin gibi görünmüyor. Günler şanssız, ışıklar soluk, ümitler cevapsız sanıyorsun. Ne yapsan olmuyor. Artık ne yapsan olmayacak sanıyorsun. Koca bir hayatı harcadığını, elinden geleni hep ardına koyduğunu, ne yaparsan yap hakkını veremediğini düşünüyorsun her şey eksik yarım iğreti geliyor gözüne aslında doğru değil ama sen içindeyken anlamıyorsun zaman geçmesi gerekiyor görebilmen için senin büyünmen kendinden zaman zaman uzaklaşman hayatına anlarına şimdilerine uzaktan bakman gerekiyor aylar yıllar sonra bir sabah kahve içerken hiç yoktan aklına düşü veriyor. Ne güzel günlerdi diye veriyorsun. Hakikaten güzel günlerdi. Ama işte içindeyken anlamıyorsun. Yaşamakla meşgulken sadece hayatını değil. Kendini de beğenmiyorsun. Arıyor da arıyor. Mutlaka bir yerlerinde bir kusur buluyorsun. Ya boyun kısa kalıyor ya saçların kırık, bir gün ellerin çirkin duruyor, bir gün ifaden donuk. Çünkü sadece hayatının değil senin de üzerinden yılların geçmesi gerekiyor. Hiç fark etmiyorsun ama yıllar seni mutlaka yeniden yeniden şekillendiriyor. Durup dururken bir gün diğerlerinden hiçbir farkı olmayan bir sabah aynaya bakarken gözünün önüne geliveriyor bir anda. Ne güzeldi saçlarım veriyorsun. Bakışlarım ne parlak, ellerim ne canlı, her adımım aslında ne kadar yaşam doluydu. Bunu buradan hem uzaktan hem çok yakından hem içinden hem bir hayli dışından söylemek sana küçük bir hatırlatma olarak bırakmak boynumun borcu. Bugün tam şu anda yıllar sonra hatırlayıp iç çekerek anacağın o en parlak günlerinin tam ortasındasın. Bugün beğenmediğin onca tarafına rağmen seni sen yapan o çok güzel bedeninin içindesin. Tam olman gereken yerde, söylemen gereken sözleri söylüyor. Aklın ne kadar karışık olursa olsun aslında en doğru kararları veriyorsun. Sadece içindeyken anlamıyorsun. Bu kadar yakındayken haklı olarak göremiyorsun. Kendi kıymetini, sahip olduğun ışığın değerini bil veya şimdilik sadece bu sözüme güven. Elini uzattığın, sahip olmak istediğin ne kadar güzellik varsa sen onların toplamısın. Bugün olmasa da bir gün sen de mutlaka fark edeceksin zaten. Olakala. Bu Yunanca ifadenin kelime anlamı her şey iyi demektir. Daha ziyade ve sık sık da her şey yolunda demek için kullanılır. Hatta bir rivayete göre İngilizce OK tabiri ola kalanın baş harflerinden gelmiştir. Üniversite yıllarım boyunca Yunan arkadaşlarımdan öyle çok duydum ve sevdim ki bu ifadeyi bana aslında her zaman her şeyin iyi gittiğini, iyi olduğunu hatırlatması için yıllar önce sağ bileğime dövmesini bile yaptırdım. Üzerinden yıllar geçti. Hatta rengi soldu, silindi. Ama ben onu hala çok seviyor, ona çok inanıyorum. Bunu mutlaka daha sık hatırlamak, belki tenimize, belki duvarlara yazmak lazım. Biz çoğu zaman anlamasak, aksini iddia etsek ve endişelensek de aslında her şey her zaman yolunda. 12. Sevgili arkadaşım, bu sıralar aklımda konu dönüp dolaşıp hep buraya geliyor. Gerçekten mutlu muyuz? Neyimiz eksik? Neyimiz fazla? Yoksa mutluluktan herkes başka başka şeyler anlarken bu soruların hepsi çok mu saçma? Eskiden hayattaki amacın nedir diye sorulduğunda hiç düşünmeden aynı cevabı verirdim. Mutlu olmak. Üzerinde düşünmeye gerek duymaz, fazla da uzatmazdım. Çünkü bu çok mantıklı bir cevaptı. Çünkü mutluluk dediğin güzel olan her şeyi zaten içine alırdı. Çünkü eğer sadece mutluysan gerçekten tamamdın. Çünkü mutluluktan öte köy yoktu. Hem zaten insanın başka amacı ne diye olsundu? Peşinden koşmak diyemem belki ama kendimi bildim bileli hep bana mutluluk veren, iyi hissettiren, içimdeki güvenli yerleri okşayan hallere meraklı oldum. Bir sürü kitap, yeni yeni yöntemler, türlü olumlamalar ve hep iyi düşüncelerle doldurdum sırtımdaki çantayı. Sabah uyandığım an teşekkür etmem gereken şeyler listelerim. Gece uyumadan önce gözümün önüne getirmem gereken hayallerim. Bir de ikisinin arasında geçen gün boyunca kendime sürekli hatırlattığım iyi düşüneyim ki iyi olsunlar. Çağırayım ki gelsinler. Aman bahsetmeyeyim ki evlerden ırak olsunlar vardı. Sonunda tüm bunlar döndü, dolaştı, ciddi bir mesaiye dönüştü. İyi hissetmek bir görev, mutlu olmak bir mecburiyet oldu ve evet, artık bana bu mecburiyetten öte köy yoktu. Sonunda bıktım. Bir gün geldi, kendimi iyi hissetmeye mecbur etmekten yıldım. Gittim bir çekmeceyi boşalttım. İçine bütün yumuşak kapaklı kitaplarımı, olumlu cümlelerimi ve içi boş esenlik dileklerimi koydum, kapattım. İyi gitti. Elimde sadece hissetmek kaldı. Daha vahşi, daha çiğ, daha dolu, daha cesur, daha korkutucu, daha zenginleştirici ve daha az tanıdık bir hissetmek. Ve ne zaman ki ben onunla baş başa kaldım, o zaman anladım bunca zaman ne kadar fazla duygumu bastırdığımı. Hissetmekten korktuğum, sonunda ne olacağını kestiremediğim, canımı çok acıtmasından çekindiğim birçok hissi hep içi boş cümlelerle, kendimi oyalamalarla ve onu yok saymalarla halının altına süpürdüğümü anladım. Salonum pırıl pırıl fakat ortadaki boylu boyunca uzanan halının altı toz içindeydi. Herkes evimin ne kadar temiz olduğundan bahsediyor. Oysa ben salona her girdiğimde aksırıp tıksırıyordum. Sorun halının altına süpürdüklerimdi ve o halıyı silkelemeden bana huzur yoktu. Neden kendimi bu kadar zorlayıp durdum ki dedim kendime. Eninde sonunda ben de insanım. Eninde sonunda hepimiz insanız. Hepsi bu işte. Başı sonu bu kadarız. Madem öyle bunu kendimizi bu kadar zorlamadan kabullenmeli, duygularımıza haksızlık etmeden daha sık hatırlamalıyız. Yaşadıklarımız hep çok katmanlı. Biz çok katmanlıyız. Ruhumuz, dünyamız, içimizin koridorları hepsi çok katmanlı. Bir yanda geçmişimiz, planlarımız, hatıralarımız, umutlarımız, hayal kırıklıklarımız, kırılgan heveslerimiz, sevmelerimiz, sevilmelerimiz, bir türlü seveme işlerimiz var. Diğer yanda da tüm bunların arasına sıkışmış hisler, bastırılmış duygular, kusulmuş öfkeler, kırılmış hayaller, ağlanmış sevinçler, susulmuş haksızlıklar var. Hepsi kocaman bir baklava tepsisi gibi oturuyor karnımızın orta yerinde. Sanki 40 kat değil, özenle 140 kat açılmış baklavalar. Hepsi duyguyla doldurulmuş, hisle şerbetlenmiş, deneyimle lezzetlenmiş baklavalar. Ne zaman ki insan cesaretini topluyor, önce o baklava tepsisini alıyor önüne. O an her ne hissediyorsa tepsiden o baklava parçasını çekiyor önce. Kat 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 ve kat kat soyuyor. Olanın nedenini ve niçinini görüyor. Acıyor ama iyileşiyor. İnsan o baklavaları alıp tek tek içlerine bakmadıkça aslında kendini hiç tanıyamıyor. Okuduğum bir cümle şunu söylüyor. Hayat duyguları kontrol etme ve beğenmediklerini görmezden gelme yeri değil. Hayat ne hissediyorsan onu tanıma, tanımlama ve doğru yere yöneltme yeri. Yani aslında hayat hissettiğin duygunun önce gözünün içine bakıp sonra elinden tutup sen burada işe yarayacaksın deme yeri. Öfkene beni burada güçlendireceksin deme yeri. Utancına bunu bir daha yapmama izin verme deme yeri. Hüznüne teslim olduğunu itiraf etme yeri. Hayat 140 kat açılmış baklavalarını katman katman soyma, hissettiklerini gerçekten anlama ve onlara ortaya çıkıp kendilerini ifade etmeleri için izin verme yeri. Hayat baştan sona bir deneme yanılma yeri. İstersen her gün yeni bir şey deneme. İstersen bir ömür aynı derdin peşinde koşma yeri. Ama hayat her türlü duyguyu hissetme, her birinin ağzında bıraktığı tadı adın gibi ezberleme yeri. Hayat tüylerini diken diken etme, sevinçten gözyaşı dökme, endişeden karın ağrısı, heyecandan mide bulantısı, öfkeden kulak çınlaması çekme yeri. İyi hissetmek elbet lazım ama şart değil. Ben artık anladım. İyi hissetmek ve mutlu olmak benim için artık bir amaç değil. Varacak son köy ise hiç değil ama hissetmek öyle. Varsın biz yaşayalım sadece. Yine edelim dualarımızı, yine şükredelim her sabah uyandığımızda, yine iyiyi kovalayalım, yine güzele dönelim yüzümüzü. Ama madem hayatın türlü türlü hali var, onları da görmezden gelmeyelim. Sevinelim, üzülelim, endişelenelim, meraklanalım ve sakinleyelim. Gün gelsin öyle mutlu olalım ki içimizde havai fişekler patlasın. Önce seslerini duyalım, sonra canlı renkleri gözümüze alsın. Başka bir gün olsun o fazla parlak renkler solsun. Neşemizin balonu bir anda elimizden kaçsın. Şekilsizce uçarak gökyüzünde kaybolsun. Gün gelsin biz bir gün daha gelmeyecek sanalım. Gün gelsin günler yetmeyecek diye telaşlanalım. Ve umarım bir gün gelsin iyi ya da kötü, üzücü ya da neşeli, kırıcı ya da yorucu baklavalarımızın arasını dolduran her duyguya derin bir minnet duyalım. Çünkü bugün bana sorsan artık bize bundan öte köy yok.''